ilişkin üçüncü ziyaretimiz. Daha önceki ziyaretlerimizde de Erzurum için, Erzurum'un geleceği için, Erzurumlu vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek adına birçok kararları burada bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, valimizle birlikte istişare etmiştik ve o gün için kamuoyuna belli projeleri hem kentsel dönüşüm anlamında hem millet bahçeleri anlamında belli projeleri yapacağımızı ve 2023'e giden yolda Erzurum'u çok daha güzel noktalara çekeceğimizi ifade etmiştik. Bugün hem o aldığımız kararları yerinde incelemek hem de yeni projeleri istişare etmek adına Erzurum'uza ziyarette bulunduk. Ve gerçekten Erzurum için bizi heyecanlandıran ve Erzurum'un geleceği adına, Erzurum'un turizmi adına, istihdamı adına çok önemli kararları aldık ve müsaade ederseniz bu kararları sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi, daha önce de ifade ettiğimiz kale çevremiz ve kale çevresinde yapılacak hem millet bahçesine ilişkin hem oradaki çevre düzenlemesine ilişkin süreçleri konuşmuştuk ve kale çevresinde kültür yolu projemiz var. Bunun birinci ve ikinci etabı yapıldı. Ancak diğer etapları da var. Şimdi biz kültür yolu projesi kapsamında içinde konaklama, restoran ve ticaret peyzaj düzenlemelerinin olduğu bir projeyi 21 bin metrekare bizim kalemizin hemen yanında yer alan yapılan çevre düzenlemesinin diğer bir etabı olan 21 bin metrekarelik alanda projemizi gerçekleştireceğiz. Bu projenin maliyeti değerli arkadaşlar 14 milyon Türk lirası. Bu 14 milyon liranın 5 milyon lirasını İller Bankası Genel Müdürlüğümüz kanalıyla hibe, diğer kalan kısmına da kredi vermek suretiyle Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, Bakanlığımız İller Bankası Genel Müdürlüğümüzle birlikte bu projeyi gerçekleştirecek. Ve gerçekleştirdiği zaman bizim kale etrafının tamamen o tarihi binalarının restorasyonunun tamamlandığı, içindeki çevre düzenlemesinin tamamlandığı, yine oraya gelen vatandaşlarımıza hizmet verecek konaklama ve yeme içme alanlarının olduğu önemli bir projeyi tamamlamış olacağız. Bu projemizin o alanda birinci etabı olacak. Diğer etabı ise tam bu tarif ettiğim alanın karşısında Cumhuriyet Caddesi, Ulu Cami ve taş ambarlar arasında kalan 88 bin metrekarelik bir alanımız var. Bu alanda 234 bina, 664 bağımsız bölümden oluşan bir yapılaşma söz konusu. Şimdi burayı da bu projemizin ikinci etabı ilan ediyoruz ve burayı hem kentsel yenileme alanı hem de riskli alan ilan ederek burada yerinde hızlı vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde bir dönüşüm projesini gerçekleştireceğiz. Bu proje kapsamında hemen bu alanın yanı başında bulunan Azizye belediyemizin de sınırları içerisinde bir alanımız var. Yaklaşık 70 bin metrekarelik bir alan. Bu alanda 400 rezerv konut üreteceğiz. Yakutiye'de. 400 rezerv konut üreteceğiz. Bu rezerv konutlarımız zemin artı 3, 4, 5'i geçmeyecek. Bizim Erzurum'umuzun tarihine, kültürüne, oradaki tarihi yapıların süreyetine uygun olarak projelendiriliyor. Ve bu kapsamda Yakutiye sınırları içerisinde Hacı Cuma Mahallesi'nde o esnafımızın da yine kalan dönüşümü içine aldığımız çok önemli bir dönüşümü de ikinci etap olarak devam etmiş olacağız. Ve bu çerçevede Cumhuriyet Mahallesi'ndeki o dönüşümde vatandaşlarımız ister yerinden, isterse Hacı Cuma'da yapacağımız rezerv konutlardan almak suretiyle değerlerinden az verilmemek kaydıyla şu anki mevcut değeri neyse vatandaşımızın bu değerden aşağı vermeyeceğiz. Üstündeki bir bedel veya talep olması halinde de vatandaşlarımıza uzun vadede uygun şartlarda borçlanma imkanını vermiş olacağız. İster parasını alacak, ister yerinde yapılacak bağımsız bölümlerden talep edecek, isterse de Hacı Cuma'da yapılacak rezerv konutlardan talep etme imkanı olacak. Bu görüşmeleri
Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve Bakanlığımız, Toplu Komitesi Başkanlığımız eliyle yürüteceğiz. Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüzle birlikte bu projeyi gerçekleştirilecek ve yıl sonuna kadar bu bölgede biz vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek şekilde onlara taşıma ve kira yardımı vermek suretiyle bu alanın boşaltımını sağlayacağız ve Nisan ayında da bu alanda temel atmak istiyoruz. Aynı şekilde Hacı Cuma Mahallesi'nde de temelimizi atarak hızlı bir şekilde buradaki dönüşüm projesini gerçekleştireceğiz ve bu proje bittiği zaman gerçekten bu alan hakikaten 3 günbetlerde yapacağımız millet bahçesi ki 78 bin metrekarelik bir alan, içinde tarihi yapıların olduğu, tescilli yapıların olduğu, bu tescilli yapıların restorasyonunun yapıldığı, yenilenmesinin yapıldığı çok önemli bir alanda aksa, tarihi turizm aksı diyeceğimiz, bizim atalarımızın, ecdadımızın bize bıraktığı o tarihi eserleri gün yüzüne çıkaracak çok önemli bir projeyi Erzurum'umuza, dadaşlarımıza kazandırmış olacağız. Bunun dışında Dağ Mahallemizde yine daha önce de ifade ettiğimiz kentsel dönüşüm projemiz vardı. Bu projemiz artık bitme aşamasına geldi ve 80 bin metrekarelik alana 500 tane rezerv konut yapacağız. Bu rezerv konutlar da Toplu Konut Dersi Başkanımız eliyle yapılacak ve o alandaki vatandaşlarımızla görüşmek suretiyle onların yine rızasını alarak dönüşüm projesini yürütmüş olacağız. Diğer bir alanımız Gölbaşı Mahallesi'nde 250 rezerv konut üreteceğiz. Bu 250 konutu da yine Gölbaşı Mahallesi'ndeki riskli yapıların dönüşümünde kullanacağız. Son olarak da Sanayi Mahallesi'nde 250 konut üreterek yine Sanayi Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızın dönüşümünü sağlamış olacağız. Ez cümle aslına bakarsanız bir de Palandöken'de kentsel dönüşüm sürecimiz var. Palandöken birinci ve ikinci marketler mevkisi olarak vatandaşlarımızın bildiği 140 bağımsız bölükler oluşan projeki 60 bin metrekarelik alan var. O alanın içinde İller Bankası Genel Müdürlüğümüzün de lojmanlarının bulunduğu, yıkıldığı bir alan. Bu 60 bin metrekarelik alanda hazineye ait arazileri de bölge proje finansmanı kapsamında kullanmak suretiyle vatandaşlarımızla orada da önemli bir dönüşüm projesini başlatmak istiyoruz. Bunu da yine Palandöken Belediye'miz ve Bakanlığımız, Toplu Konut Dairesi Başkanlığımız eliyle yürüteceğiz. Ve bu çerçevede değerli basın mensuplarımız Erzurum'umuzda 3 Günbetler Millet Bahçesi, Hacı Cuma'da yapılacak rezerv konutlar, Dağ Mahallesi'nde yine yapacağımız rezerv konutlar, Gölbaşı Mahallesi'nde yapacağımız rezerv konutlar, Sanayi Mahallesi ve Palandöken'de yapacağımız kentsel dönüşüm projeleriyle tam 6 ayrı noktada aynı anda projeleri yapıyoruz ve toplamda 1400 bağımsız bölümü içeren rezerv konutlarımızla birlikte hızlı bir şekilde o vatandaşlarımızın risk altında bulunan alanlarının dönüşümünü sağlamış olacağız. Amacımız, hedefimiz o ilk günkü aşkla yeniden yola çıktığımız süreçte tüm ekibimizle birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ruhuna uygun bir şekilde vatandaşlarımızla gönlümüzü, kalbimizi açmak ve onların dertlerini dinlemek suretiyle bu dönüşüm projelerini, kentsel dönüşüm projelerini, millet bahçelerini gerçekleştireceğiz ve 2023'e giden yolda marka şehir diyeceğimiz Erzurum'umuzu çok daha iyi seviyelere çıkaracak bu projelere adım atacağız. İnşallah bu projeleri de hızlı bir şekilde bitirip vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Bu vesileyle ben tüm kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize selamlarımı iletiyor. Hepinize saygılar sunuyoruz. Tabii sosyal konutlar, zaten 50 bin sosyal konut projesi kapsamında Erzurum'umuza 1000 konut yapıyoruz. Bu 1000 konutun kurallarını çektik ve Ilıcalar mevkiinde 1000 konutun inşa sürecini de inşallah ihalesini yıl sonuna kadar yapmak suretiyle önümüzdeki yıl başlayacağız. Ve vatandaşlarımıza o alanda da kısa bir süre zarfında konutlarının teslimini yapmış olacağız.